Kafayı yiyeceğim ya. Cemre bunu niye yaptı? Yani Nazan'ı öldürdüğünü niye zannetti anlamıyorum. Daha önce de öldürmeyi denemişti ya. Evet de polise gelip kendini ihbar etmek nedir arkadaşım? Ya işte Nazan kaybolunca belki de Cemre kendi öldürdü sanmıştır. Ya kadar saçma sapan konuşma. Bir insan birini öldürdüyse öldürmüştür. Bunu sanmaz ki. Bilmiyorum ama bu işte bir tuhaflık var. Çözemedim. Nazan Hanım'ın kaybolduğu gece Cemre elinde kanlı bir bıçakla uyanmış. Dışarı çıktığına dair de kanıt var ama nereye gittiğini hatırlamıyor. Ne oldu o gece Melih Hanım? Ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Cemre'yi o halde buldum. Başına daha kötü şeyler gelmesin diye de sakladım. Yani halalık vazifemi yaptım. Nazan yaşadığına göre ben şimdi kime zarar verdim? Sen kimseye zarar vermedin tatlım. Unut artık olanları, değil mi? Cemre, sen kimseye bir şey yapmazsın. Ama... Yeter. Yeğenimin üstüne üstüne gelmeyin artık. Harap oldun tatlım. Hadi gel evimize gidelim. Hadi. Cemre ailesini kaybettiğinde bile bu kadar güçsüz değildi. Ne oluyor Cemre'mize Feride Hanım? Ne oluyor? Yazık ya. Kim bilir nasıl korkmuştur. O adam Nazan Hanım'ı bırakmasaydı Cemre öldürdü sanacaklardı değil mi? Ya Nazan Hanım kim niye kaçırdı? Kim niye bıraktı ben orayı anlamadım bile. Onu kimse anlamadı zaten. Peki Cemre'nin üstündeki kan kiminmiş? Bilmiyoruz. Bırakmayacağız bu işin peşini. Cemre o gece ne yaşadı öğreneceğiz tamam mı?